Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde alçak saldırı yapıldı. Skandala polis koruması da sağlandı. Değerli izleyenler, Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar Hareketi lideri Edwin Wagensleeuwt, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensleeuwt, İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti. Kişi, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur'an-ı Kerim'i Büyükelçilikten geri istedi. Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden şahıs, Kur'an'ı yırtarken kendisini koruyan polislere de teşekkür etti. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi zaman zaman Kur'an-ı Kerim'e ve özellikle Türkiye'ye bu tür alçak saldırılar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde birkaç defa da İsveç'te aynı saldırılar tekrarlanmış ve Batı dünyası ne yazık ki bu yapılan saldırılara sessiz kalmıştı. Bu yapılan, İslam'a yapılan saldırıların Türkiye'nin Büyükelçiliğinin önünde yapılması da İslam dünyasında artık Türkiye'de bir hilafet olması gerektiği konusunda büyük seslerin ortaya çıkmasına da sebep oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin.